Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT tarih soru çözüm kampımıza hiç kesmeden devam ediyoruz ve geldik yeni konumuza. Yeni konumuz Atatürk İlke ve İnkılapları. Hemen sorulara geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorudan başlıyoruz. Bakalım ne diyor hocam. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile durumlardan hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir? Devletin yeni rejiminin adı belli oldu mu? Oldu. Ne oldu hocam? Cumhuriyet oldu tabii ki. Peki hocam cumhuriyet ne demek? Ulus egemenliğine dayanan devlet biçimidir. Bir. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü, ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk meclis başkanı Ali Fethi'dir. 1934 yılına gelmediğimiz için daha soyadı yok. Ama İsmet İnönü'yü söyledim sanki. Neyse. Demokratikleşme yolunda önemli adım atıldı mı? Atıldı. Cumhuriyet ne demek değerli arkadaşlarım? Ulus egemenliğine dayalı devlet biçimi demektir değil mi? Demokratikleşme burada etkendir. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuza gidiyoruz. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi yeni Türk devletinde laikliğin aşamalarından değildir? Laiklik din ve vicdan hürriyeti ile akıl ve bilimi savunur. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Saltanatın kaldırılması ilk adımdır. Saltanat kaldırıldıktan sonra artık ulus egemenliği devreye girecek. Tek adam olmayacak, millet devleti yönetecek. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması laiklik yolunda atılan diğer önemli adım. Medeni kanun, laiklik, hukuk alanındaki laikliktir. Kadın erkek eşitliği sağlanıyor değerli arkadaşlarım. Mecelle kaldırıldı artık. Halifeliğin kaldırılmasıyla laiklik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik güçlenmiştir. Dil ve tarih, coğrafya fakültesinin açılması eğitim alanında yapılan bir inkılaptır değerli arkadaşlarım. Daha çok milliyetçilikle alakalıdır. Cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuz. 1923 sonbaharında TBMM'de hükümet bunalımının ortaya çıkması üzerine yeni hükümetin seçilememesi ve yürütme işlerindeki aksaklıkların giderilebilmesi için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Değerli arkadaşlarım, şu ne demek? Hükümet bunalımı. Yani Ekim bunalımı. Ne demek? Ne başbakan belli, ne cumhurbaşkanı belli, ne meclis başkanı belli. İşte Mustafa Kemal bunun önüne geçmek için ne yapıyor? 28 Ekim'de şu sözleri sarf ediyor. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ve nitekim 29 Ekim'de cumhuriyet ilan edildi ve bunalımın önüne geçildi. Saltanatın kaldırılması 1922 yıldır değerli arkadaşlarım. Halifeliğin kaldırılması cumhuriyetin ilanından bir yıl sonradır. Meclis hükümeti sisteminden hangi sisteme geçilecek? Kabine. Artık meclis hükümeti sistemi yok ki. Bunu geç. Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitim alanında yapılan bir inkılaptır. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesine verilen isimdir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Halifeliğin kaldırıldığı gün inkılaplarından hangileri gerçekleştirilmiştir? Tarihimiz 3 Mart 1924 değil mi? Tevhid-i Tedrisat 3 Mart 1924 eğitim ve öğretim birleştirildi. Şeriye ve Efkaf Vekaleti kaldırıldı. Yerine Diyanet İşleri Bakanı kuruldu. 3 Mart 1924. Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırıldı. Artık ordu siyasetten uzak duracak. 3 Mart 1924. Cevabımız E şıkkıdır. Tarihlere dikkat etmemiz lazım. Beşinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Ulusal bağımsızlık aşağıdakilerden hangisini bütünlemiştir? Bir ulusun başka bir ulusun egemenliğinde olmaması, kendi geleceğine kendi özgür iradesiyle karar verebilmesine ulusal bağımsızlık denir. Değerli arkadaşlarım, anahtar kelimelerimiz. Direniş, bağımsızlık, ulus mücadelesi, milli birlik ve beraberlik. Saydıklarımın hepsi milliyetçilik ile paralellik gösterir. Cumhuriyetçilik ulus egemenliğini ön planda tutar. Seçme ve seçilmeyi ön planda tutar. Çok partili hayatı ön planda tutar. Laiklik din ve vicdan hürriyeti, din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesini öngörür. Devletçilik ekonomi, sermaye ve kalkınmayı öngörür. İnkılapçılık daima ileriyi öngörür. Yeniliği öngörür. Cevabımız milliyetçilik olacaktır. Altıncı sorumuz sevgili arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesiyle gerçekleşen inkılaplardan değildir? Halkçılık eşitlik, adalet ve topluma hizmeti ele alır. TBMM'nin açılması halkçılık ile bağlantılıdır. Çünkü meclise kimi temsil edecek? Milletvekilleri halkı temsil edecek. Nasıl temsil edecek? Adaletli bir şekilde. Cumhuriyetin ilan edilmesi halkçılık, herkes seçme ve seçilme hakkına sahip olabilecek.
Şu anda kadına siyasi hak verilmese de Cumhuriyet'in ilanıyla bireylere sadece, mesela Osmanlı'da sadece padişah vardı. Ama Cumhuriyet'le beraber halk da yönetime doğrudan katılıyor ve bu durum ilkeyi güçlendiriyor. Birinci 5 yıllık kalkınma planı bize neye götürür? Bunu bırak, birazdan geleceğim. Soyadı kanunu, herkesin bir soyadı olacak. Üstünlük belirten unvanlar kaldırılacak. Eşitlik öngörülüyor. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. Sadece erkeklere verilen haklar kadınlara verilince eşitlik böylece sağlanıyor. Cevabımız C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. Birinci 5 yıllık kalkınma planı bizi devletçiliğe götürür. Hocam devletçilik ne demek? Devletçilik halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıdır. Özellikle 1929 dünya ekonomik buhranından sonra uygulanacaktır. Cevabımız C çıktı. Sorularımız bu şekildeydi. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.